Değerli Dreamflight takipçileri, bugün rotamızı St. Martin Adası'nda bulunan Prenses Juliana Havalimanı'na çeviriyoruz. Havacılık tutkunları için bir numara tatil yeri olan St. Martin Adası'nda bulunan Prenses Juliana Havalimanı, yapısı gereği havacılık tutkunlarını kendine çekiyor. Rotamızda bu hafta tüm havacılık tutkunları için bir cennet olarak tanımlanabilecek Prenses Juliana Uluslararası Havalimanı var. Karayiplerde, Hollanda Antillerinde yer alan küçük bir ada olan St. Martin'i dünyaya bağlayan meydan, pilotlar için son derece zorlu, diğer yandan Karayiplerdeki bu enfes plajda güneşlenenler içinse benzersiz bir deneyim sunan muhteşem bir alan. Yılda 1,5 milyonu aşkın yolcunun kullandığı ve yaklaşık 100 bin kez iniş kalkış yapılan Prenses Juliana Havalimanı, 2300 metrekarelik asfalt bir piste sahip. İniş ve kalkışların 1-0 ve 2-8 yönlerine yapıldığı pistte baskın rüzgarlar nedeniyle neredeyse yılın tamamında 1-0 tercih ediliyor. Pilotlar için zevkli ve bir o kadar da zorlu bir deniz üzeri yaklaşmaya sahip olan 1-0 pistinde kalkış da apayrı bir sıkıntı. Kalkışın hemen ardından karşıdaki yükseltiler nedeniyle uçak bir an önce sert bir şekilde sağa yatırılmak zorunda. Her pilot Prenses Juliana Havalimanı'na iniş kalkış yapamıyor. Sadece bu tür iniş kalkışlar için özel eğitimler alan ve ilgili lisansa sahip pilotların bu meydana uçmasına izin veriliyor. Bu meydan pilotlar için ne kadar zorluysa adanın ziyaretçileri için de bir o kadar keyifli. Kumsalın hemen bitişiğinde başlayan pist, bu ilginç havaalanının tüm dünyada özellikle havacılık tutkunları arasında tanınmasına neden olmuş. Sahilde güneşlenip masmavi denize kendinizi bırakmaya hazırlanırken birden tam karşınızdan üzerinize doğru gelen bir Boeing 747 ile burun buruna gelebileceğiniz yeryüzündeki tek yer, emin olun, burası. Uçaklar o kadar yakından geçiyorlar ki çoğu zaman adaya tatil için ilk kez gelen turistler sahilde karşılarında devasa jetleri görünce dona kalıyor ve hatta iniş takımları kafalarına çarpacakmış gibi refleks olarak başlarını eğiyorlar. St. Martin's'teki pist aynı zamanda önemli bir risk de yaratıyor. Zira pist başında kalkış için hazırlanan uçak muazzam gücüyle hemen arkasındaki kumsalda jet blast'a neden olabiliyor. Sahilde güneşlenenler bir anda taklalar atarak kendilerini denizde bulabiliyorlar. Kumsalın hemen yanındaki Sunset Bar ise adanın ikon mekanı. Gün boyunca bir yandan tatilin tadını çıkarıp bir yandan da hemen önlerinde minik kalkan uçakları seyreden havacılık tutkunları mekanı hınca hınç dolduruyor. Şimdi bu muhteşem alana meşhur 1-0 pistinden gerçekleştirilen bir inişi pilotların gözünden ekranlarınıza getiriyoruz. Bu inişi gördükten sonra pilotların işinin ne kadar keyifli ama aynı oranda da ne kadar zor olduğunu daha iyi anlayacağınızda şüphemiz yok.